Glikoz içeren meyveler zayıflatmaz. Şeker. Turunçgiller zayıflatır. Limon gibi turunçgiller. Evet, turunçgiller. Sitrik asit içeren meyveler zayıflatır. Turunçgiller zayıflatır. Diğer meyveler, glikoz, fruktoz içeren meyveler, Afrika mangosu dediler. Ne oldu? Millet verdi parayı parayı. Ne oldu? Kim zayıfladı? Bir gram zayıflayan kişi oldu mu? Ama Amerika'da Mehmet Öz sağ olsun milyarder oldu. Şimdi 6 ayda bir Amerika'dan Mehmet Öz bir salgın hastalık yayıyor dünyaya. Diyor ki akai beriyle zayıflarsınız. Tabii önce bir altyapısını hazırlıyor. Arkasında ekibi var. Millet akai alıyor akai beri kullanıyor. Hiçbir şey yok. Tık yok. Bu furya bitmeden ahududu beri başlıyor. Raspberry. Millet alıyor kullanıyor. Beriler sırayla geçiyor elden. Tabii. Evet. Şimdi millet koşuyorlar, alıyorlar, kullanıyorlar. Gram zayıflayan yok. Afrika mangosu furyası başlıyor. Bana geldi vatandaş diyor ki doktor ya şu furya başlamışken biz de üretelim. Ya. Biz de zengin olalım. Biz de para kazanalım. Dedim ki fruktoz şeker bu zayıflatmaz. Olsun. Herkes para kazanıyor. Maksat para kazanmak değil mi? Dedim para işi. Maksat tabii ki para kazanmak İnsan sağlığı. Değil. İnsan sağlığı yani. Önemli. Birisi bana yarın bir küfür ederse, hakaret ederse benim biter. Olmaz. E o zaman bana fason üret. Size kötü bir söz söylemesi de önemli değil hocam. Yani o şeylerle çok ölenler oldu. Ha, yani şimdi bunlar meyve zayıflatmaz ama içine kimya katıyorlar. Sibutramin denen madde kimya. Katılıyor. Evet. Ne yapıyor sibutramin? Sırt çantasıyla hafif tempoyla koşuyormuşsunuz gibi kalp ritmini bozuyor. Çarpıntı yapıyor. Ellerde ayaklarda halsizlik yapıyor. Bunları ben çok daha önce konuk almıştım. Onlarla ilgili görüşmüştük doktorlarımızla. Onlar da çok ölümlere sebep oluyor. Yani ölümlere sebep oldu zaten. Ondan sonra öldü. Daha bakanlık hepsini toplattı bir güzel. Amerika'da, Türkiye'de evet yasaklandı. Evet toplattı ama şu an çok güzel oldu. Hiç gerçekten insan sağlığı. Güzel oldu da şimdi bir yeşil kahve çıktı. Yeni bir moda. Salgın hastalık yayıldı. Yine Amerika'dan dünyaya. Yeşil kahve zayıflatır mı? Ben size soruyorum. Ben bilmem ne zayıflatır. Bilsem kendimi zayıflatacağım. Dünyada İki konca zayıflatır. Çin, Japon, Kore'de kullanılan evet. Ve hiçbir yan etkisi yok. Toprakta sebze. Yetişen bir sebze. Sebze. Evet. Yani kök, soğan kökü gibi kök. Soğangillerden. Evet. Yani insan boyunda bir lale gibi çiçeği var. Turunçgiller zayıflatır dedik. Konca zayıflatır. Turunçgillerden garsinya zayıflatır. Çünkü limonun içermiş olduğu sitrik asitten 10 kat daha fazla asit içerir.